sağlık. Ben yine ben oldum. Ay kendimi de pek özlemişim. Artık gidebilirim. Bana bak, Perihan buraya gelirse ya da sana seslenirse benim gibi davranmaya çalış. Ondan özür dile. Affet beni Perihan, bir daha yapmayacağım falan de. Yani abart olayı biraz, tamam mı? Köpürt köpürt. Tamam, ben senin kopyanım. İstesen de istemesen de senin gibi davranırım. Orasını düşünme. Sen buradan gider gitmez Eda'nın ruhuna mı gireceksin? Tabii öyle ama henüz onları nasıl ayıracağımı düşünemedim. Bana şans dile. İyi şanslar Dudu. Hoşça kal. Hadi görüşürüz. Of of. Dudu olmak varmış. Yine eskisi gibiyim. O Perihan'ın saçma sapan cezasından da kurtuldum. Perihan! Perihan nereye gidiyor acaba? Tabii yokluğumdan faydalanıp Taci'ye musallat olmaya gidiyordur. En iyisi peşinden gitmek. Merhaba Taceddin'cim. Oo, merhaba Perihan. İyi ki geldin. Nasılsın bakalım? Ben iyiyim de Taceddin'cim, asıl senden ne haber? Dudu cezalıyken böyle şatoda yapayalnız kalmana çok üzülüyorum. Alıştım artık. İkide bir ceza alıyor. O yokken şatoyu bekçi gibi ben bekliyorum. Bu defa bu ayrılık uzun sürecek. Taceddin, eğer burada çok sıkılıyorsan benim şatoma gel. Dudu'nun cezası bitene kadar birlikte otururuz ha. Hele bir git de bacaklarını kırayım Taci. Yok Perihan, sağ ol ama gelmeyeyim. Dudu'nun kulağına mulağına gider, kıskanır sonra. Aa, ne münasebet canım. Ne demekmiş kıskanmak? Lafa bak. Taceddin, sen ve ben iki iyi dostuz. Dost, anladın mı? Hadi oradan, dostmuş. Külahımı anlat onu. Gelmeyeyim ben Perihan. Biliyorum sonra hadise olur. Tadımız kaçar. Peki sevgili arkadaşım, için nasıl rahat edecekse öyle olsun. Ya. Oh, çatla da patla Perihan Hanım. Sen kocama istediğin kadar zarf at, gelmiyor işte. Ben artık gideyim Taceddin'cim. Ah, bir şeye ihtiyacın olursa bana seslen, olur mu canım? Tabii Perihan, eksik olma da bak bir şey diyeceğim. Dudu'ya baktın mı hiç? Oralarda tek başına ne alemde, ne yapıyor? Şimdi ben de Dudu'yu kontrol etmeye gidiyordum uslu duruyor mu diye. Bana bak, eğer onu bu kadar çok özlediysen benimle birlikte ziyaretine gelebilirsin. Sonra seni tekrar şatoya bırakırım. Özledim ya, çok özledim, çok sevinirim. Tamam ama bana bak Taceddin, Dudu'yu görünce ona acıyıp ne olur affet Perihan diye tutturmak yok. Aklı başına gelene kadar öyle kalacak. Tamam tamam, demem söz. Tamam o zaman, hadi bakalım. Buyurun buyurun, gidin de görün halimi. Eda'ya gitmeden önce bir bakalım kopya Dudu beni iyi idare edebiliyor mu? Merhaba Dudu, biz geldik. Merhaba Taci, sen de mi geldin? Evet, Perihan'dan rica ettim, beni de ziyarete getirdi. İyi misin? Sen benim yerimde olsan iyi olur muydun? Ha gene pit ha köpek. Kendin olmadığın zaman ne olursan ol acı bir şey. Şimdi beni daha iyi anlıyorsundur. Aman periler aşkına. Her şeyi kendine yontma Taci. Aman iyi iyi tamam, bir şey demedik. Cezam ne zaman bitecek Perihan? Aklın başına ne zaman gelirse o zaman bitecek Dudu. Bu halimden çok sıkıldım. Lütfen düzelt beni. Söz veriyorum bir daha kötü sihir yapmayacağım. Aa, dünyada inanmam. Sen bana bu sözü belki 100 milyon kere verdin. E'si gözüm üzerinde olacak. Ben ne zaman senin aklının başına geldiğine ikna olursam o zaman cezam bitecek. Ne kadar dost olursak olalım sana acıyacağımı, merhamet edeceğimi bekleme Dudu. Kızının hayatıyla çok kötü oynadın. Bu kolay affedilecek bir şey değil. Perihan, bir şans daha versen. Taceddin, biz şatoda ne konuşmuştuk? Biz şatoda konuşmuş muyduk? Hadi bakalım vedalaşın. Görüş bitti. Gidiyoruz. Ay 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 ay, laflara bakın laflara. Perihan mı? Gardiyan mı? Belli değil.
Ama kopya dudu durumu çok iyi idare etti. Aynı ben. Perihan da hiç şüphelenmedi. Şimdi gönül rahatlığıyla gidip Eda'nın yerine geçebilirim. Önce biraz parfüm. Ah, toprak mercimeği giydirdiğine göre bir yere gidiyorlar. Evden çıkmadan Eda'nın ruhuna gireyim de şu iş bitsin. Bakalım Eda Hanım nerede? Ben hazırım Toprak, hadi gidiyoruz. Tamam anne, ben de hazırım. Ay, burnuma annemin kokusu geldi. Nasıl gelebilir anne? O şu anda cezalı. Biliyorum ama yine de böyle tüylerim diken diken oldu. Niye? Gelip de senin ruhuna girecek mi diye? İster istemez endişeleniyorum tabii. Düşünsene, benim yerime bir geçse kim bilir babana nasıl davranır. Periliçe korusun, evliliğimizi bitirir. Bence babamla sizin evliliğiniz dünyada bitmez. Siz birbirinize çok aşıksınız. Evet ama anneannen çok akıllı bir kadındır. Esasında benim yerime geçse Yavuz'la beni çok kolay ayırabileceği bir sihir var. Nasıl? Öpüşerek yapılan bir sihir. Öpüştüğün zaman ağzından çıkan bir sihirle kocan bir anda senden nefret ediyor. Korkunç bir şey yani. Vay, ipucuna bak. Ağzını seveyim Eda. Ben bu sihiri bilmiyordum. Yani bu sabah anneannem senin yerinde olsaydı babamı sihirlerdi. Ay ay ay. Düşünmek bile istemiyorum. Neyse ki Perihan teyze Betüş'e yaptıkları yüzünden anneme çok büyük bir ceza verdi. İstese de böyle bir şeye cesaret edemez. Kusura bakma ama cesaret edeceğim. Hadi gidelim. Anne? Korkma canım, anneanneni taklit ettim. Hadi gidiyoruz. Hadi mercimek. Aa, Perihan teyze ile dedem geliyor. Aa, onlar. Aman, her yerde karşıma çıkmasa olmaz. Kim? Perihan. Kim? Perihan teyze. Aa, Eda gelmiş. Ufaklık da yanında. Ne haber Edacığım? Ne haber ufaklık? Merhaba mercimek. Merhaba. İyiyiz. Sizden ne haber? Biz de iyiyiz. Bilin bakalım nereden geliyoruz? Ay, çok merak ettim. Nereden? Dudu'yu görmeye sihirli ormana gittik. Ya, nasıl anneannem? Nasıl olsun Toprakçığım? Çok mutsuz. Cezası kalksın diye Perihan'a yalvardı ama Perihan teyzen kabul etmedi. Kusura bakmayın ama bu sefer kolay kolay affetmeyeceğim. Affedersem senin de yerine geçmeye kalkar. Ne yaparız o zaman? Ah, doğru. Bırak cezasını çeksin Perihan. Çok haklısın. Sen nereye? Perihan beni şatoya bırakacak. Eminsin değil mi? Onun şatosuna gitmeyeceksiniz değil mi? Yok yok. Direkt bizim şatoya gideceğim. Güzel. Hayır, anlamıyorum Edacığım. Hayır, benim şatoma gelse ne olur? Dudu cezalı adamcağız bir başına oturuyor şatoda. Annemi biliyorsun Perihan. Teyze, babamın size geldiğini duyunca çok sinirlenebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Gitsin canım. Kim söyleyecek anneanneme? Olur mu canım öyle şey? Yerin kulağı var. Tamam tamam, endişelenmeyin, ben şatoya bırakırım Taceddin'i. Siz nereye böyle bakalım? Teyzeme gidiyoruz. Benden de selam söyleyin olur mu? Belki bir ara uğrarım. Olur olur, söyleriz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay. Perihan! Betüş'cüm, seni karşıma dilek perisi çıkardı. Neden Perihan? Perihan? Ay affedersin, çok boş bulundum Perihan teyze. Ne oldu? Anneni bulamıyorum Betüş'cüm. Ne oldu Perihan, ne oldu? Bilmiyorum Taceddin'cim, birden böyle garip bir duyguya kapıldım. Dejavu gibi bir şey. Neyse hadi gidelim. Hay Allah.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri anne, babam ve bizlerle hayat renk.